Konferans tekrar toplanana kadar geçen aylar içinde Atatürk yurt gezilerinde yaptığı sohbet toplantılarında halka geleceğin Türkiye'sini tanıtmak isterken Batı'ya mesajlar verdi. Lozan dönüşünde Eskişehir'de İzmir'den gelmekte olan Atatürk ve Fevzi Paşalarla buluştum. Atatürk İktisat Kongresi'nden geliyordu. Sulh yapma ihtimali üzerinde fikrimi öğrenmek istiyorlardı. Bana göre İngilizlerin sulha engel olarak gördükleri esaslı meseleler konferansın birinci kısmında neticeye bağlanmış ve konferans böyle bitmiştir. İngilizlerle bir meselemiz kalmamış gibiydi. Atatürk'ün önerdiği bu buluşmada İnönü barışın uzak olmadığını düşündüğünü açıkladı. Lord Curzon barışla ilgili umudunu dönüş yolundaki İsmet Paşa'ya bir telgrafla iletmişti. Bundan sonra aramızda herhangi bir görüş ayrılığı olmaksızın meclise gitmeye karar verdik. Zaten Atatürk'le büyük meseleler üzerinde kısa zamanda daima özlü münakaşalardan sonra bir anlaşmaya varmak mümkün olmuştur. Esareti kabul etmedik diye diyerek oradan döndüğü zaman mecliste muhalif gruplar ayağa kalkıyor. Diyorlar ki biz barış istiyorduk bir an önce. Savaştan yıprandık, bittik. Balkan savaşlarından beri savaşıyoruz. Yorulduk, bittik. Artık barış istiyorduk, sen barışı getiremedin diyorlar İsmet Paşa'ya. Henüz Ankara'ya gelmeden yoldayken Ankara'da bulacağım havayı bana anlatan iki iyi görüşmem oldu. Mecliste muhalif gruptaki arkadaşlardan ayrı ayrı iki kişiye rast geldim. Birisi ne getirdin diye sordu. Çok şey getirdim dedim. Karşımdaki belli ki hiçbir şey getirmediğim kanaatindeydi. Canım ne getirdin, ne getirdin diye ısrar ediyordu. Hiçbir şey getirmedim diyerek konuşmayı kestim. Öteki daha da ileri giderek bana şöyle dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Lozan'a geldi. 2,5 ay orada kaldı. Bu adam bir şey yapmak istiyordu. Niçin istifade etmedik? Meclis müzakereleri tabiatıyla benimle çok çekişmeli geçtiği kadar Atatürk müzakerelere karıştıkça bütün hücumlar ona karşı yapılıyor ve o hedef alınıyordu. Gizli oturumlar halinde devam eden meclis müzakereleri hatırımda kaldığına göre 28 Şubat'ta başladı. Biz Atatürk'le olduğu gibi vekiller heyetiyle de tamamen anlaşma halindeydik. Hep beraber mecliste mücadele etmeye karar vermiştik. Meclis görüşmeleri 27 Şubat'ta başladı ama İsmet Paşa 21 Şubat günü yapılan gizli oturumda uyum sağlanan, sağlanamayan ya da askıda kalan konularla Lozan Konferansı'nın tüm aşamalarını ayrıntılarıyla anlattığından tüm üyeler görüşmeler başlarken gelinen nokta hakkında bilgi sahibiydi. İnönü çok çekişmeli geçen meclis görüşmelerinde özellikle ikinci gruptaki muhalifler tarafından Lozan'daki özgüveni ve misak-ı milliye uyulmasındaki ısrarları göz ardı edilerek barış yapılamamasının sorumlusu olarak görüldü. Atatürk de defalarca hücumların hedefi oldu. Atatürk'ün yönetiminde barış yapılamayacağı sonucuna varılmasını istiyorlardı. Meclis müzakereleri 6 Mart'a kadar sürdü. Meclisin kararı 3 maddelik bir bildiri halinde yayınlandı. Müttefiklerin verdikleri barış projesini olduğu gibi kabul etmemize imkan yoktur. Zorlarlarsa kendimizi sorumluluktan kurtulmuş sayarız. Hayati meselemiz olan Musul'un kısa bir zamanda çözümü lazımdır. Mali, iktisadi, idari meselelerde hayat ve gelecek haklarımızın temini şartıyla barış teşebbüslerine devam için vekiller heyetine izin verilmiştir. Büyük Millet Meclisi, bununla Lozan Konferansı'nın 4 Şubat'ta kesintiye uğramış olmasının açıkta bıraktığı meselelere karşı tutumunu açık bir bildiriyle dünyaya duyurmuş ve delege heyetine güvenini belirtmiş oluyordu.
Meclisten böyle bir netice almak kolay olmadı. Bu birçok defa müzakerelerin düğümlendiği zamanlarda Atatürk'ün müdahale ederek benim savunma tarzımı canla başla desteklemesiyle mümkün olmuştur. Hazırlanan barış projesi de 8 Mart'ta bir notayla İngiltere, Fransa ve İtalya'ya bildirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Şubat 1923'te Eskişehir Hükümet Konağı'nda yaptığı konuşma ilginçtir. Biz bütün milletçe, hükümetçe ve meclisçe samimi surette barışa taraftarız. Eğer Avrupa devletleri aleyhimizdeki fikirlerini düzeltirse, barışa hiçbir engel kalmaz. Buna rağmen mutlaka harbi sürdürmek isterlerse, gücümüze güvenimiz tamdır demiştir. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Komiseri Amiral Bristol ile bir görüşme yaptım. İkinci dönemde ABD gözlemcisiydi. Konferans toplanacağı zaman nelerde görüş birliğine vardıysan onları göster ve hangi meselelerde ne istiyorsan onları teklif olarak yaz. Konferans için böyle açık bir teklif verirsen toplanmayı da gelecek çalışmayı da kolaylaştırmış olursun dedi. Aklım yattı. Ankara'dan tekrar vazife alarak Lozan'a gittim. Kesinti döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde zaten var olan ikilik çok belirgin boyutlara ulaştı. Monroe'su imzalamış olmayı bir türlü içine sindiremeyen, Lozan'a İnönü'nün heyet başkanı olarak gönderilmesiyle de bunu giderme şansını elinden kaçıran Rauf Bey, duygularını saklayamayıp İsmet Paşa'nın karşısında yer aldı. Aslında yurdun kurtarılması hedefiyle açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, görevini tamamlamıştı ve Atatürk bundan sonrası için tasarladığı yeniliklerin, yönetime karşı giderek tırmanmakta olan karşıtları tarafından engelleneceğini hesap ederek, seçime gidilerek meclisin yenilenmesini düşünmeye başlamıştı. 1 Nisan günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle seçime gitme kararı alınması, Lozan ekibine ve barış projesine destek anlamına geldiğinden İsmet Paşa ve Türk heyetine moral kazandırdı. 10 Nisan 1923'te meclisin İsmet Paşa'ya verdiği yetki belgesi. Notaya Avrupa devletleri tarafından 28 Mart'ta verilen yanıt doğrultusunda konferansın yine Lozan'da ve Türk hükümetinin önerdiği 23 Nisan'da toplanması kararlaştırıldı. Konferans Lozan'ın Uşi bölgesinde Şato Oteli'nde Şato Duşi'de toplandı. Lozan Konferansı'nın ikinci devresine Lord Curzon yerine İstanbul Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold gelmişti. Kıymetli bir adamdı. Ondan müttefiklerden hiçbir devlet, hiçbir kimse aleyhinde eski tabirle kimsenin arkasından fena bir şey duymadım. Horace Rumbold'la olan münasebetlerde herhangi bir davada hangi hududa kadar gidilebileceğini, davanın ne şiddetle takip edilebileceğini daima hissetmişimdir. İnönü'nün bu kez Lozan'a çağdaş Türk kadınını göstermek için eşi Mevhibe Hanım'la gitmesi, orada sosyal etkinliklere birlikte katılarak toplumun da imaj değişikliği geçirmekte olduğu mesajının verilmesi önemlidir. Mevhibe Hanım'ın Lozan Palas'tan annesine yazdığı mektup. Lozan'a yaklaşınca gazeteciler trene gelmeye başladılar. Paşa'yı bir düşünce aldı. Diğer trenlerde geçenlere bakıyor ve herkes zevk-ü sefasında, bizim gibi alemin yükünü almamış diyor. Hamdolsun selametle pazar gecesi 9'da Lozan'a vasıl olduk. Polisler dizilmiş otomobil bekliyordu. Paşa ve ben otomobile bindik. 10 dakika sonra Lozan Palas'a geldik. Adeta donanma gibi. Otelden içeri girdik. İkinci kata çıktık.
İkinci katta 3 oda bizim. Biri yatak odası, biri paşanın çalışma odası, biri misafir kabul salonu. Lozan'ın en mükemmel oteliymiş. Bir odanın geceliği 10 liraymış. Demek ki 3 oda 30 lira bir gecede. Kirayı hükümet veriyormuş. Rıza Nur Bey'in haremi İffet Hanım'la sokağa çıkıyoruz. Biraz dolaşıp geliyoruz. İffet Hanım Fransızca biliyor. Merhum Serasker Ali Rıza Paşa'nın torunuymuş. Ankara'ya geldiğim zaman kalpak, Lozan'da da şapka giyiyordum. Bayan İnönü de şapkalıydı. Resmi vazifenin, konferans çalışmalarının dışında hiçbir sıkıntı çekmedim. İçinde bulunduğumuz hayatın, çevrenin bütün şartlarına uyum sağladım. Hilmi Ünver, İsviçre'de doğup büyümüş bir Türk vatandaşı. Lozan Antlaşması'nın imzalandığı Beau Rivage Oteli'nde karşılaştık. Otel çalışanına Lozan Antlaşması plaketini sordu. Daha sonra otel görevlisi plaketi bulduğunu söyledi. Bulmuş. Elle a trouvé la plaquette sur la photo. On va aller voir. Ne yazık ki 100 yıl önce otelde imza töreni yapılan antlaşmanın plaketi bahçedeki ağaçların arkasında saklı durumdaydı. İkinci toplantının ilk günlerinde İsmet Paşa ile aynı otelde kalan Sovyet Rusya temsilcisi Voronski suikaste kurban gitti. Güvenlik önlemi olarak İsmet Paşa'nın arabasından Türk bayrağını kaldırması istendi. İnönü bayrağı indirmedi. Konferansın ikinci dönem tartışmalarına kapitülasyonlar konusu damga vurdu. Kara Ağaç'ın Yunanistan'a terk edilmesinde anlaşmıştık. Boğazların uyacağı statüde anlaşmaya varmıştık. Azınlıklar konusunda da bir anlaşmazlık kalmamıştı. Ondan sonra çözümlenmemiş konularda tekliflerimizi ileri sürdük. Bu meseleler kapitülasyonlar konusunda toplanıyordu. Konferansın buhranlı Şubat günlerinde kapitülasyonlar yüzünden kesinti olmuştu. Şimdi 8 Mart notamızda bu mesele üzerindeki görüşümüzü de kesinlikle belirtmiş bulunuyorduk. Lozan Konferansı'nda elde ettiğimiz neticeler umduklarımıza uygun düşmüş müdür? Evvela konferansların mahiyetini söyleyeyim. İnsanlar arasında müzakere ile alışılmış manasıyla pazarlıkla bir meseleyi halletmek davalarında daima bir uzlaşma esastır. İnsan hiçbir zaman umduğunu tam bulamaz. Fakat neticeden memnun olması lazımdır. Alınabilecek ve alınamayacak şeyleri iki tarafın hangi noktalarda hayati noktaya kadar ısrar edebilecekleri meseleleri teşhis etmekte müzakere esnasında mümkün olduğu kadar isabet etmek lazımdır. Bu memleket iki asırdan beri mali iktidarsızlığından dolayı içeride idaresini düzeltememiş, hiçbir kalkınma yatırımını kendi kudretiyle yapamamış, daima yabancı devletlerden borç beklemeye alışmış ve nihayet borçlarla günlük ihtiyaçlarını, açıklarını kapatırken, bunu büyük faizle yaparken aynı zamanda bir takım imtiyazlar vermeye de alışmıştır. Yabancı devletler böyle bir idareyi gelenek olarak takip ederek gelmiş bir memlekete her zaman diz çöktürmenin mümkün olduğu kanaatindeydiler. Bunu bana konferans esnasında açıktan söylemişlerdi. Yunan delegesi Monsieur Venizelos,
Söz arasında diyordu ki, İngilizler İzmir'e çıkmamız için rica ettiler, yalvardılar. Biz öyle çıktık. Şimdi gelmişler, hepsini inkar ediyorlar. Bizi yalnız bırakıyorlar. Bundan sonra ilişkilerimiz, konuşmalarımız ilerledikçe, Monsieur Menizelos'un Türkiye ile Yunanistan arasında gelecekte iyi münasebetler kurulması ve mazinin unutulması için ciddi bir arzu beslediği kanaatine edindim. Lozan'da ise Venizelos, kişilik hukuku ve aile hukuku alanlarında Müslümanları Şeria Mahkemesi'ne, Hristiyanların Hristiyan hukukuna ve Patrikhane yargısına tabi olmalarını savundu. Bu, Osmanlı Devleti'ni azınlık milliyetçiliğiyle parçalayan sistemin devamı demekti. Türk heyeti ise hukuki sistemin din ve ırklara göre parçalanmasını reddetti. Vatandaşları ayrımsız, eşit kabul eden üniter hukuk sistemini savundu. Bizim kendi vatandaşlarımızın yargısına razı ve emin olduğumuzu, her kim memleketimizde mahkemeye düşmek istemiyorsa memleketimize gelmemesini söyledim. İstiklal Savaşı'nın başlıca amaçlarından biri kapitülasyonlar derdinden memleketi kurtarmaktı. Ve biz Lozan Konferansı'na giderken kapitülasyonları kaldırmak için kararlıydık. Konferansın sonuna doğru delegeler için Leman Gölü'nde bir tekne turu düzenlendi. İsmet İnönü'ye gönderilen davetiye. Gezi dinlenme amaçlıydı ama İsmet Paşa'yı ikna girişimleri sürdürüldü. Uzun müzakerelerden, münakaşalardan sonra nihayet bir anlaşmaya vardık. Mühim olan, anlaşma metni içinde kapitülasyonların kaldırıldığına dair olan maddeyi yazmaktı. Bana yapılan teklifler şöyleydi. Taraflar, kapitülasyonların kaldırılması konusunda anlaşmışlardır. Hep böyle söylerlerdi. Ben kısaca cevap verirdim. Anlaşmışlardır nedir? Kaldırılmıştır. Niçin böyle söylemiyorsunuz? Nihayet maddeleri hazırlayan uzmanlar yanıma geldiler. Nasıl istiyorsunuz diye sordular. Kaldırılmıştır veya kaldırıldığını beyan ederler tarzında yazılsın dedim. Olumlu karşıladılar. Kendilerine sordum. Ne oldu? Şimdiye kadar neden böyle yazmıyordunuz? Şimdi emir aldık cevabını verdiler. Müttefikler, genel af bildirgesiyle muharebe esnasında Türkiye'den çıkmış olan kimselerin, bilhassa azınlıkların dönmelerini şart koşuyorlardı. Biz esas olarak genel affa taraftardık. Fakat ilan edilecek af, hiyaneti teşvik etmemeliydi. Memleketten çıkıp gitmiş olanlar gelebilirler. Herkes gelebilir ama komitacı, ihtilalci, fesatçı gibi memleketin güvenliğini bozmuş olan muzur insanlarını kabul edemezdik. Bunun için tekrar yurda dönmek isteyecek kimseler hakkında hükümetin izin vermesi gerekiyordu. Bizim şartlarımız ve görüşlerimiz böyleydi. Çok münakaşalar oldu. Konferansta takılmış ve çözümü en sona kalmış bir konu borçlar meselesidir. Düyun-u Umumiye denilen Osmanlı borçlarının tasfiyesi, önce bu borcun Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan memleketlerle aramızda taksimi ve sonra da ödeme akçesinin tespiti konularının halline bağlıydı. Bu meselenin içine girdiğim zaman benim edindiğim fikir şu oldu. Borç alan, borçlandıktan sonra sürekli olarak verir ve aradan 50 yıl geçer. Hesaplaşıldığı vakit, borçlandığı kadar borcu olduğunu görür. Bilhassa 1854'ten 1874'e kadar yapılan borçlanmalarda 32 kuruş verip 100 kuruşa senet verdiğimiz olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerek mutlakiyet, gerek meşrutiyet yönetiminin mali politikasının özelliği budur. Vaktiyle bu paralar altın olarak verilmiştir.
bugün de altın olarak ödenmelidir diyorlar. Eğer biz bunu kabul edersek, hissemize düşen 91 milyon lira borç 600 milyon lira olacak. Türkiye'nin böyle bir takati yoktur tarzında ısrar ettik. Zaten Lozan'ın ve Türk Cumhuriyeti'nin güzel tarafı da o. Yani bir yerde şeylere ışık tutuyor. Az gelişmiş ülkelerin hepsine, ezilmekte olan sömürge halklara hepsine ışık tutan bir olay bu. Ümit veriyor hepsine. Ya biz de bağımsız olabiliriz ümidi. Bütün şeylerin kaygısı o. Sömürgeci ülkelerin, İngiltere'nin ve Fransa'nın özellikle. Konferans 17 Temmuz 1923'te bitti. Ama hükümet, İsmet Paşa'ya antlaşmayı imzalama yetkisini veren telgrafı bir türlü çekmiyordu. Telgrafla Mustafa Kemal Paşa'ya bu durumdan duyduğu büyük sıkıntıyı belirten İsmet Paşa'ya, nihayet Mustafa Kemal, "Elde ettiğiniz başarıyı en sıcak ve içten duygularımızla tebrik etmek için antlaşmanın usulüne göre imzalandığının bildirilmesini bekliyoruz kardeşim." İsmet Paşa, "Her daim zamanında Hızır gibi yetişirsin. 4-5 gündür çektiğim azabı tasavvur et. Büyük işler yapmış, yaptırmış bir adamsın. Gözlerinden öperim, pek sevgili aziz kardeşim, aziz şefim," diyerek cevap verdi. İsmet Paşa, 24 Temmuz'da 3'ü 5 geçe anlaşmayı imzalamak için Rumini Sarayı'na geldi. Paşa murahhaslarıyla bir otomobilde gittiler. Biz de İffet ve Mihri Hanımlarla birlikte giriş kartlarımızı gösterdik. İçeri çıktık, yukarı çıktık. Salonun resimlerini gazetelerden görmüşsünüzdür. Bizde de var. İnşallah geldiğimizde birlikte bakarız. Kartımızdaki numaralara göre sıraya geçip oturduk. Paşa bizden önce gelmiş, yerine yerleşmişti. Biraz sonra İsviçre Cumhurbaşkanı geldi. Doğru kürsüye çıktı. Fransızca bir nutuk söyledi. Ayakta duran katiplerden biri paşanın yanına gitti. Bir şeyler anlattı. Paşa derhal kalktı, murahhaslarla beraber masanın önüne geldiler. Birer birer imza atmaya başladılar. Cenab-ı Hakk'a bu günleri gösterdiği için şükrettim. İmza edeceğim ilk vesikayı elime aldığım zaman, görüştüklerimize uygunluğunu kontrol için baştan aşağı okuyacakmışım gibi gözden geçirmeye koyuldum. Gülerek, 9 ay uğraştıktan sonra galiba yine baştan başlayacağız, başımıza iş çıkaracak diye şaka ediyorlardı. Bu hava içinde anlaşmayı ve bütün eklerini imzaladım. Hemen hemen 9 ay süren Lozan görüşmeleri esnasında bütün güçlükler yenilerek yalnız başımıza, bütün devletler karşımızda olduğu halde bir üniversite salonunda antlaşmayı imzaladığım gün en mutlu olduğum gündür. Ankara hükümeti, yani Büyük Millet Meclisi hükümeti, misak-ı milli sınırlarından ödün verilemez diye onu götürür. Birincisi bu. İkinci mesele, kapitülasyonlar yok artık. En önemli mesele, kapitülasyonlar yok. Yani Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca yabancılara verdiği ayrıcalık, ekonomik, adli, hukuki ayrıcalık bu kalkmıştır. Çünkü biz Lozan'a bir moral haklılıkla gidiyoruz. Milli mücadeleyi kazanmış olmanın moral haklılığıyla, yani Sykes-Picot'u yok etme, Sevr'i yok etmiş olmanın moral haklılığıyla gidiyoruz. O zaman
devletin sınırları belli olacak. Ve o devlet, o sınırların içinde de bağımsızlığımız, bağımsız bir devleti biz kuracağız. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında, dünyada tanınma belgesidir. Yani siz artık müstakil yeni bir cumhuriyetsiniz, bir imparatorluk, monarşi değilsiniz. Cumhuriyet lafı edilmez tabii daha henüz. Devletsiniz, milletler ailesinde yeriniz var. Yani cemiyete akvama da girdik bir müddet sonra. Kazandınız harbi diyor. Yani savundunuz ülkenizi. Eski statüyü bitirdik diyor. Bundan daha önemli bir şey de olmaz yani. Çok önemli. Bugün Lozan günüdür. Bugünü Türk milletine kazandıran zatı devletlerini bütün kalbimle tebrik eder ve gözlerinden öperim. Gazi Mustafa Kemal. ...24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra işgal kuvvetleri İstanbul'u boşaltmaya başladı. Son İtilaf Birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. İsmet Paşa Lozan'ı şöyle değerlendirir. Lozan Antlaşması askeri zaferler gibi milletimizin hakkı ve kendi kabiliyetinin sonucu olan bir kazançtır. Bir savaştan sonra yapılan siyasi bir antlaşmanın bu kadar sene sonra kendi değerini muhafaza eden bir belge olarak kalması çok önemlidir. Bu gerçeği gelecek nesillerin hiçbir şekilde gözden uzak tutmamaları gerekir. İsmet İnönü.